Oğlum. Yaşıyorsun. Yaşıyorsun. Şimşirlikten tam vaktinde çıktık validem. Fakat Hüseyin Paşa gizli geçiti buldu. Bizi takip etti, yakaladı. Lakin ben yalvardım onu. Gururumu ayaklar altına aldım. Yapma dedim. Paşamız Allah'tan vicdanlıymış. Dokunmamış şehzademize. Bana dünyaları bağışladın Atikem. Çok şükür yaşıyorsun. Kaç sıra Azrail'in elinden alıyorlar beni. Bir dahaki sefer ne olacak? Bu kadar talihli olabilecek miyim? Yoksa son mu bu? Hiç konuşma böyle. Yoruldum artık valide. Kaçmaktan, saklanmaktan yoruldum. Takatim kalmadı. Sabredeceksin oğlum. Ne demişler? Cennete giden yol cehennemden geçer. Biz de cehennemi yaşıyoruz şimdi. Kor olduk, yandık. Fakat elbet geçecek. Yüreğimiz soğuyacak. Bu dünyadaki cennetimize kavuşacağız. İnşallah validem. Kemankeş Paşa ve Halil Paşa'ya ne oldu? Sultanım, beni emretmişsiniz. Gel Hüseyin Paşa. Dile benden ne dilersen. Sana bir can borcum var. Hatta daha fazlası. Bir devletin kaderini değiştirdin sen. Haşa Sultan. Ben sizden affımı dilerim sadece. Zira gaflet uykusundaydım. Atike Sultanımız açtı gözlerimi. Şimdi daha iyi anlıyorum. Şayet hünkârımızın emrini yerine getirseydim, devlet çadırı yıkılır. Hepimiz altında kalırdık. Ben senden razıyım. Rabbim de razı olsun. Şehzadem İbrahim tahta çıkacak ve sen de yakınımızdaki yerini alacaksın. Rabbim hanedanımıza devleti Aliye'ye zeval vermesin. Şahsı ikbalim zerre umurumda değil sultan. Kemankeş Paşa ve Halil Paşa'nın idam fermanı verildi diyorlar. Maalesef. Onlar için kurtuluş yok. Bütün bunların bir bedeli olacak elbet. Onlar bu yolda can vermekten gocunmazlar. Fakat ben yaşamalarını istiyorum. Onları kurtaracağız. Asker bize yardım edecek. Yeniçeriler. Sen de bilirsin ki ocağın kahir ekseriyeti ölümüne sadıktır bana. Vakit kaybetmeden oraya git. Ocak ihtiyarlarıyla görüş, vaziyeti anlat. İdama ancak onlar durdu.